Herkese merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Ve serimizin ismi Köycraft. Şöyle yerler var. Şurası arkadaşlar döviz bürosu. Evim burası. Burası benim evim. Oyuna başladığımda direkt ben burayı sana veriyorum. Şurada atçı var. Şu orada at satılıyor. Şurası da arkadaşlar şuralarda. Orası da neydi? Tarla yeri falan. Oyuna başladığımızda direktmen bize bir tane yatak, 15 tane de biftek veriyor ama pişmiş biftek. Ben şimdi iki tanesini yiyeceğim ve size oyunu göstereceğim. Burası da oyunun balkonu diye geçiyor. Arkadaşlar bir dakika, ben bir ayara gireceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yapacağım ayar yapılıymış zaten. Ben size direktmen oyunu göstereyim. Bu bizim posta kutumuz ve haftalık ana kara ata haftalık sandık anahtarımız gelmiş. Şurası bizim komşu köy. Orayı yağmalayıp falan bir şeyler yapamıyoruz. Ve arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Eğer böyle yakınlardaki ağaçları kırarsak falan devletten böyle ceza falan geliyor. Bayağı bir para istiyorlar. Şuraları bedavadan kullanırsak veya bu toprakları tapusuz alırsak ve oralara bir şeyler dikersek ceza geliyor. Bayağı bir para ceza geliyor ve benim şu anda oyunda hiç param yok. Şimdi gidip döviz bürosundan para çekeceğim arkadaşlar. Şöyle tarla yerleri var. Burası minik tarla. Kaç paraymış burası? 50 lira burası. 150 lira da burası. Büyük tarla çünkü orası. Mesela arkadaşlar ben bu tavuğu öldürürsem yine ceza gelecek ve para vereceğiz maalesef. O yüzden ben gidip direkt ben haftalık kasa anahtarımı alayım. Haftalık kasamı açayım. Bakalım ne çıkacak. Güzel bir şey çıkarsa olur ya. Güzel olur. Güzel bir şey çıkarsa. Bakalım neler varmış içinde. Şimdi güzel şeyler var. Bana güzel bir şey ver ya. Ya zaten güzel bir şey istiyoruz. Hadi bakalım. Çekiyorum. Çek. Dim. Oha. Elmasır. Direkt ben bunu yiyelim. Yedik. Arkadaşlar 1.13 sürümünde tabletle bile oynasanız. Ama bu tetikleyici. Bu anahtar. Şimdi gitti. Bunu bir koyalım yerine. Şimdi biraz maden yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şey daha gösterecektim. Zırhım da güzelmiş ha. Arkadaşlar havaya böyle ya da bir yere basılı tuttuğumuzu göstereyim ben. Çıkartayım şu zırhı. Direkt elmas zırh çıktı. Bakın arkadaşlar normalde böyle envanteri giyip giyersiniz. Ama 1.13 sürümünde basılı tutunca da giyiyor. Ve giydim şu anda, göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi giydim. Ve köyde köylere zarar veremiyoruz. Buna lan yumurtalar var burada. Almayacağım, yoksa yine para cezası falan gelir. Burası arkadaşlar orada zombileri öldürebiliriz köyde. Hayvanları öldüremeyiz ama böyle domuz falan geldi. Geldi diyelim. Onları öldüremeyiz ve ben kaçayım biraz. Çünkü bunlar beni gebertebilir. Ama ikisi de geberdi. Şimdi bu maden niye bu kadar karanlık diyeceksiniz. Shader açık değil. Şu torcu ben bir alıp koyayım. O zaman aydınlık olur. Arkadaşlar bu madenden başka bir yerde maden yaparsanız para cezası geliyor. Ama eğer madenden çıkamıyorsunuz böyle blokları kırıp da çıkabilirsiniz. Böyle ceza geliyor mu bilmiyorum. İnşallah gelmez. Burası ortak maden alanı. Hatta göstereyim. Ortak maden alanı gördüğünüz gibi. Ve ben acıkmamaya çalışıyorum. Şöyle biraz köylülerin evini sömürek. İnşallah ceza gelmez. Abi sizin eviniz niye karanlık ya? Dur ben burayı şimdi aydınlatırım. Neyse başlayalım. Ooo güzel şeyler. Ayakkabı çıktı. Şunu alayım. Şunu alayım.
Ne alayım? Torchları da var. Ben şöyle bir aydınlatayım. Siz de görün. Şu ayakkabıyı da giyik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayakkabıyı da giydi. Bir tane demir kılıcım var. İnşallah ceza gelmez. Köylülerin evini sürmedik diye. Ve bir şey daha yok. Yok, daha bir şey yok. Abi ben ceza gelir diye korkuyorum ya. Ve bu demirleri satıp paraya çevirebilirim. Evet, bunu yapabilirim. Gidip şimdi bu demirleri satacağım. Ya abi inşallah köylülerin demirleri ya, satarken ceza falan gelmez. Bundan korkuyorum, kesinlikle korkuyorum. Ve tapuam hayvanları almadan üstüne binip de gezemiyorsunuz. Bunu da söyleyeyim, bayağı bir kurallı gibi bir şey. Şimdi ben bunları paraya çevirmek istiyorum. Arkadaşlar ben şimdi bu demirleri, burası ne? Verilecek para, alınacak para. Ben şimdi bu demirleri satarsam 2 demir kaç para ediyor? 1 demir 5 lira ediyorsa, yok 5 lira değil. Ben yine kuralları okuyayım arkadaşlar, videoyu durdurup. Arkadaşlar geri geldim. 2 demir tam kaç para ediyor? Bekle. 22 23 24 tam 25 lira ediyor arkadaşlar. 25 lirayı aldık. İnşallah ceza gelmez ya. Of. Köylülerin parasını da aldık. Eğerlerini falan da aldık. Kılıcımız da var. İnşallah para gelmez. Para cezası gelmez. Para cezası gelirse yanmam gittim ben. Onu söyleyeyim. Ve köy yakınlarında ağaç falan kesersek bunun da bir bedeli var. Köy yakınlarında ağaç kesersek ne? Mesela bak, şu ağaçları kesemeyiz. Şu önümüzdeki ağaçları kesemeyiz. Uzaklardaki ağaçları kesebiliriz. Ve yanındaki yerleri böyle darmadağınık edemeyiz. Onu da söyleyeyim. Ve benim evden meşale almam lazım. 25 liram var şu anda. 1 lira 1 altın para ediyor. Ben şu kadar meşale alayım, yeter bana. Arkadaşlar bu seriyi devam ettireceğim. Kesinlikle devam ettireceğim. Şuraya bir tane meşale koyak. Aydınlansın orada. Evet, şimdi atlara gidelim. Atlar ne, şimdi ne kadarmış bunlar? Şuraya da bir tane meşale koy. Sonra gel. İyi. Şimdi atlar. Ya bu kasap. Kasap bu. Atlar sanırım 25 yok. Arkadaşlar ben bir şunlara da bakayım ya. Arkadaşlar baktım. Atlar 40 liraymış. Yani 40 tane bu paradan. Ondan 40 tane edeyim. Ben bir 40 lira falan edeyim. Sonra alacağım bir tane at tabii ki de. Hızlı koşan bir at seçeceğim. At seçme var arkadaşlar oyunda. Yalnız ben şu atı almak istiyorum ya. Çok güzel duruyor. Arkadaşlar şimdi ben şuralara bir cam çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar burayı bir dahaki bölüm şey yapacağım. Sömeş. Ve köy yakınındaki blokları da kırarsak ceza geliyor. Aşağı düştüm. Şöyle çıkabilsek. Yalnız ben ortak maden alanına gireceğim bir. Ama biraz uzaklara gidip ağaç kesmem lazım. Ben biraz uzaklara gitsek yeter. Bunlardaki ağaçları kesemiyoruz. Dediğim gibi. Arkadaşlar burada az önce bir tane creeper gördüm. Onu öldürdüm. Şu kadar uzaklıkta ağaç kesebilirim. İnşallah. İnşallah bu kadar uzaklıktan ceza gelmez.
ceza gelirse ya, anlam ben yani. Şu anda 25 liram var. Hiçbir işe yaramaz bu benim için. Ben direkt bir şunları çevireyim. Şöyle bir tane crafting yapak. Şöyle bir toplayalım şunları da. Kendimize hemen bir tane kazma yapacağım. Sonra aşağılara inip kendime toplayacağım bir şeyler işte. Şunu ben alayım. Ve arkadaşlar, atı evinizin önüne koyamıyorsunuz. Böyle de bir sıkıntı var. Devlet alıyor yoksa. Minecraft'ta bile devlet yaptılar işte. Böyle bir şey bu. Az kalsın parayı yiyecektim. Birazcık şu madene inip bir şeyler kasalım. 3 tane taş yeter. 1 2 3 Şöyle bir koyak. Şöyle. Şöyle. Bir tane yaptık. Şunu ben geri alacağım. Abi ben çok korkuyorum ya. Çok ceza gelebilir. Ve ilk demiri bulduk. 1 2 3 4 Eğer arkadaşlar ortak maden alanından başka bir yeri kazarsak para cezası geliyor. Söylemiştim herhalde ben. Bu servere başkaları da gelebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü her türlü internetten açtım bunu. Daha yok değil mi? Kaç demir oldu? 8 tane demir bayağı bir para edecek bu. Şurada da demir var. Toplayayım bunları da. Altıncı isterim. İleride de demir olduğunu söylüyor. Oo, bayağı bir demir olmuş lan. Kaç demir oldu? 16 demir. Para eder ya. Ama ben haftalık kasa anahtarımı bekleyeceğim. Haftalık kasada açacağım bir şeyler. Ve, ha bak. Ne dedim abi? 6. isterim burada da olduğunu söylüyor demiştim. Yeni madenler de gelecek. Bu seri kolay kolay gitmeyecek. Çünkü bayağı bir eşya gelecek seriye. Yerler, eşyalar falan her yer gelecek. Haftalık kasa anahtarını bekleyip ondan da bir şeyler çıkartmayı bekliyorum. Ama bir kere arkadaşlar madene inin mi 24 daha 20'den fazla maden yaparsanız yine para cezası geliyor ve ben 20'den fazla yaptım, bunun cezasını ya bana ne ya. Zaten 20'den fazla yaptığım cezalarla parayı ödeyeceğim. Böyle bir ceza mı olur ya? Kaç demir oldu? 29. Ve burada lav var. Ben ileri gitmek istemiyorum. Şöyle şunu bir kıralım. İnşallah ceza gelmez bunlardan da. Bunlardan da ceza gelirse yok yiyeceğim yani. Yok yiyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Bugün biraz maden şey gibi geçti bu. Kömürleri niye kazıyorum? Çünkü daha seriye yeni başladım. Hiçbir şey yok. Ve bu maden açılıyor da açılıyor ya. Yeter ya. Ben şuradan yine bir çekeyim. Buraya da bir merdiven yaptırırlar herhalde. Ve ben acıkmışım. Şöyle bir çıkayım yukarı. Ama kazmamla kırmam lazım artık. Neyse kıralım. Hatta merdiven şekline getirelim buralara. Ha,
Şimdi ben toprağı kazıyorum. Burası da köyün toprağı. İnşallah tezahür gelmez buradan. Gelirse yani nasıl bir şey derim bilmiyorum. Bayağı bir demir kastık. Eve gidelim. Eve gidelim ve şunları pişirip kendi paramızı çekelim artık. Haftalık kasa anahtarını da alabiliriz. Ama haftada bir alıyoruz onu. Şunun güzelliğine bak ya. Köy krafta bak sen. Ama evime bir şeyler olmuş. Düzelttim. Şimdi şunu ben yok. Şuraya koyayım. Buradan kendime bir tane fren yapayım. Freni de şuraya koyayım. Şunları koyayım. Şöyle bir pişireyim. Sandığıma da bir şeyler koyayım. Mesela şunu koy, şunu koy, şunu en başa al, en başlara al. Dediğim gibi köy kraft serisinde isteyenler varsa devam ettirebilirim. Bir dahaki bölüm kendime at alacağım. Şimdi gidip paramı çekeyim. Direkt. İnşallah ceza gelmez. Şimdi kaç para ediyordu? Ben ilk önce bir iki demiri şuraya koyayım. Ve arkadaşlar benim koyduğum demirleri de alırsam ceza diye sayılıyor. 20 25 50 liram oldu arkadaşlar. Ve benim şuraya bakmam gerek. Şu kitap. Arkadaşlar. Furkan Tıka Babo'ya yazılmış. Bana yazılmış abi. Ortak maden diyor bir de. Ya direkt ceza gelmiş olamaz ya. Yok ya, yok yok. Gelmiştir ha. Ya bilmiyorum ya. Çok sıkışık bir durumda kaldım şu anda. Okuyorum. Ortak maden alanından başka yerde maden yaptığın için döviz bürosuna 200 para vereceksin. E ben ortak madende yaptım madenimi. Ya öyle olmasın bak. Öyle olursa ağlarım. Arkadaşlar ben 20'den fazla demir topladım. Ondan ceza gelmiş olmasın. Ama ortak maden diyor bu. Ondan da gelebilir ama. Onu da bir düşünmek lazım. Sorayım ben bir ya. Şu kitaba bir koyayım. Şöyle demirden neler yapabilirim bir bakayım. Çubuğum da yok ki. Bir şey yapayım. Şöyle bir açalım. İlk önce demir bir tane pantolon yapmayacağım. Yapmayacağım, asla yapmayacağım. Makas da yapmayacağım. Kazma için çubuk lazım. Çubuk alalım hemen. Şimdi gidip ta nerelere orada ağaç keseceğiz. Ta nerelerde. Aslında burası da köye birazcık uzak. Mahkemelik olabilirim o parayı vermezsem. Eğer parayı vermezsem 200 lirayı mahkemelik olabilirim. Onu söyleyeyim ben. Aslında ben bu paraları verip 200 lira oraya versem. Belki mahkemede de haklı çıkarım ya. Şuraya bir krem daha aydınlaz. Arkadaşlar. İnşallah mahkemelik olmayız ya. Şuraya da bir kırayım dedim. Mahkemelik olmazsak iyidir. Ya köy craft niye bu kadar şey ya? Ve ben 200 lirayı toplayacağım. Sonra bir daha
Ya abi ben at almak istiyordum ama ya. Keşke 20'den fazla toplamasaydım. Ama ortak maden diyor. Ben ortak madende yaptım işimi. Bunun için bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ben bir 4 tane daha satacağım ya. 100 gram olsun. Aynen 4 tane daha demir satacağım. 100 lira yapacağım. O vergiyi de sonra öderiz. Kaç gün diye yazmamış. Herhalde günü belirli değil. Haftalık kasa anahtarları burada. 63 tane. Alırsam kesinlikle ceza gelecek. O yüzden almıyorum. Şöyle 4 lira daha koyuyorum. Ben 50 lira daha alayım. 14 32 44 49 50. Şunları birleştir. Evet, 100 liram var şu anda benim. Bir tane alsak iyi. Ama vergi ödemesi yapmamız gerekiyormuş bir de ya. O da zor ya. Ama ben ortak madende yaptım işte madenimi ya. Ceza gelmemesi lazımdı. Bir tane demirim var. Şunları bir yapalım. Çevirelim. Bir tane daha sandık yapacağım. Bu sandık küçük geliyordu ve yaptık sandığımızı. Vergi ödemesini sonra ödeyeceğiz. Kesinlikle sonra ödeyeceğiz. 30 tane de tahtam kaldı. Eve dekorasyon yapabilirim. Şöyle paralarımı şöyle koyayım. Herhangi bir yerde bana para ihtiyaç olabilir. O yüzden ben yine de 36 lira yanıma alayım. Yani bunun olması kötü bir şey oldu. Çapa yapmayacağım. Evet, çapa yapmayacağım. Şimdi boş eşyalarımı koyayım. Mesela şunu şuraya koy. Demirlerimi şuraya koyayım. Demirler önemli. Şunu şuraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Şöyle şunları da şuraya koyayım. Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna gelelim. Yavaş yavaş. Bu bölümlük. Ay çok yoruldum. At bile alamadık daha. Ama alacağım. 100-200 lira biriktirmem lazım. 8 lirayı 8 lira da 8 lira verirsem 100 lira daha alabilirim. Şu demirlerini de alayım. Bayağı bir yoruldum ya. Arkadaşlar ben videodan biraz köylülere tabi tapu almam lazım. Tapu alıp köylülerden alacağım. Bir tane arsa alacağım. Havuç. Ya besin arsası. Bu şimdi tapu veriyor değil mi? Oo. Yok sen tapu verme. Yanlışlıkla vurdum kardeş. Elmas alıyor. Elmas veriyor işte. 23 tane tapuyor. Ay zümrüt. Aha bak buradan bir tane tapu alırım ben. Bu ne tapusu? Köy tapusu herhalde. Şuraya bir para koyayım. Tapular 18 liraydı. Yok. 10 lira. Şöyle tapumuzu aldık. Şimdi tapumuzu gidip elimize koyalım. Bu bizim arsa tapumuz. Bir tane tarla seçeceğim köylülerin oradan. Bundan da ceza gelmiyor çünkü tapu aldık. Bildiğin aldık tapuyu yani. Niye ceza gelsin ki? Ve
Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bayağı bir eşya yaptık. Elmas sır çıkarttık haftalık kasadan. Yatağımız var. Koyuncuk. Keşke öldürebilsem. Etini verirdim bana. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bence bu bölümlük çok geliştik. Acayip geliştik hatta. Ben bunun şerefine bir şeyler alacağım. Hatta bir tane at alırız. Bir dahaki bölüm at alacağım arkadaşlar. Param yeterse at alacağım. Tabii ben video çektikten sonra maden kazacağım. Belki maden kazacağım. Belki kazmam. Ondan da pek emin değilim. Şöyle bir koyalım. Sen de aydınlandın mı? Şu minik tarlayı alabilirdik aslında. Ama 10 liraya, yani kaç paraydı burası? Bekle. 50 lira. Neden 50 lira? Bu daha küçük diyorsunuz. Neden 50 lira? Çünkü korunaklı bir yer. O yüzden 50 lira. Şuraya da 150 lira verecek halim yok. Zaten tahtalar var. Kırmayayım. Yoksa yine ceza gelir. Bıkarım cezadan yani. Atları da göstereyim. Abi şu at çok hoşuma gitti ya. Şuraya bir tane meşale koyayım. Bu yumurtayı alamıyorum. Alamıyorum. Al sen şu yumurtayı. Ben tavuğa verdim galiba. Atlar bunlar arkadaşlar. Demir kılıç. Yani, yok, kendi kılıcıma dedim bunu. Öldürebilirsem öldüreceğim birkaç hayvan. Köyün çok yakınında hayvan öldüremiyoruz. Bunun üstüne ceza geliyor. Şöyle ben atları bir göstereyim. Birincisi bu. Çok yelloz gibi bir şey bu. Üzerine çıksam ceza gelir mi ya? Neyse, çıkalım bir üzerine. Bunu kendimize sevdirttik. Şöyle bir inek üstünden. Hepsini sevdirtelim. Bir dahaki bunu aldığımızda o kadar sevdirmeye uğraşmayak. Şunun üstüne bir çıkak. Arkadaşlar bu arada hemen seven atlar olursa onlar çok yavaş gidiyordur. Onları söyleyeyim ben size. Bak mesela bu sevdi. İkinci de sevdi. Diğeri birinci de sevdi tek de. Üzerine çıktığım gibi sevmeye başladı. Huysuzlar çok hızlı gidiyor. Onu söyleyeyim. Bak mesela şu siyah çok huysuza benziyor ve zaten beni attı üzerinden, gördüğünüz gibi zaten az önce. Şuradan eve gidelim bir ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bir dahaki bölümde elmas avına çıkacağım. Ben yine de bir haftalık kasaya bakalım. Bir dahaki videoda haftalık kasa gelir mi bilmiyorum. Gelmez belki ama gelir de bilmem, gelir belki yani. Elmas var mı burada? Yok. Elitra var, güzel. Elitra güzel. Bir dahaki bölüme inşallah haftalık kasa gelir. Haftalık kasa gelirse efsane olur yani. Onu söyleyeyim. Şimdi evime gidebilirim. Zırhımı çıkartayım ben. Şunu bir çıkartalım. Yine göstereyim arkadaşlar bak. Hatta şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir üçüncü şahıs yapalım. Şimdi bunu giyebilir miyim sizce? Bakın. Giydim. Giydim. Böyle giyebiliyorsunuz ekrana basılı tutarak. Elinizde zırh olması lazım ama. Çıkartıp bir daha göstereyim ben size. Yani sıkılmadınız değil mi? Hop giydim. Hop giydim. Böyle giyebilirsiniz. Ben şu anda maden insanı zombi görsem öldürebilirim. Öldürebilecek bir durumdayım çünkü. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum ve bye bye. Bye bye. Like atmayı unutmayın.